Eğitim Aktüel programına hoş geldiniz. Bu haftaki eğitim bölümü konuğumuz Bursa Kavram Koleji Kurucu Müdürü Recep Yıldırım. Konuğumuz. Hoş geldiniz Recep Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde, güzel bir yerde böyle bir programı yapmış olmanızdan dolayı evet. Ben de AS TV'ye ve sizlere teşekkür ediyorum. Evet, yerinize geldik Kavram Koleji'ne. Mekanınız çok güzel. Bütün Bursa ayaklarımızın altında. Dış çekimimizi de burada yapmak istedik. Güzel bir manzarası evet. Olduğu için Kavram Koleji'nin. İlk sorumla başlamak istiyorum Recep Buyurun. Bey. Kavram Koleji kimin tarafından kuruldu? Bursa Kavram Koleji Kampüsü. Ve vizyonunuz ve ilkeleriniz nelerdir? Şimdi şöyle anlatayım. Ben Bursa'da 40 yıllık eğitimciyim. Önceki geçmişimiz Bursa İstanbul Eğitim Kurumları, İstanbul Dershaneleri, İstanbul Temel Lisesi. Diğer kavramımızın beraber olduğumuz arkadaşımız, ortağımız da Kubilay Demirhan. Toplumumuz, Bursa'mız onu çok iyi yakından tanırlar. Bursa Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu'nun müdürü olan arkadaşımız. Oradan emekli oldu. 18 yıl orada emek verdi. Sonra burada beraberce Kavram Koleji kampüsünü birlikte açmış olduk. Şu an bulunduğumuz yer Çekirge Kavram Koleji kampüsü. Burada anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz ve kurs olarak da devam ediyoruz. Kampüs dememizin anlamı nedir? Aynı bahçenin içerisinde bütün kurumlarımız burada ve Bursa'da kavram okulları olarak tekiz diyebilirim. Kavram olarak kurslar var. Diğer arkadaşlarımızın franchise isim aldığı yerler var. Ha, vizyonumuz, misyonumuz derseniz biz zaten 40 yıllık eğitimciyiz. Öğrencilerimizi ileriye yönelik becerilerini yükseltecek, eğitimlerini yükseltecek, kalitelerini yükseltecek bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu arada tabii bunları yapmak için iyi öğretmenlere ihtiyacımız var. Hani diğerleri kötü öğretmen demiyoruz ama gerçekten seçerek alıyoruz. Kadromuz çok kıymetli bir kadro. Tabii öğrencilerimiz de bu kadrodan memnun oldukları için burayı tercih ediyorlar. Şu anda iyi bir çalışmamız var, iyi bir başarımız var. Ortalama üniversite giriş başarımız %80'lerin altına düşmemeye çalışıyor. Bunu 90'a yüzde de çıkarmak için elimizden gelen gayreti çabalıyoruz, gösteriyoruz. Yani kaliteli öğrenci, iyi öğrenci, ahlaklı öğrenci, dürüst öğrenci yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Evet. Pandemin döneminde biliyorsunuz özel okullar çok etkilendi ve biz zorunlu olarak uzaktan bir eğitime geçmek zorunda kaldık bu süreçte. Siz kurumunuzda pandemi sürecinde uzaktan eğitim konusunda nasıl bir eğitim verdiniz? Hızlı bir şekilde sonuç alabildiniz mi? Pandemi dönemi tabii hepimiz için bir sıkıntılı dönem olarak geçti. Mümkün olduğu kadar bu dönemde öğrencilerimize işte son sınıflara, 8 ve son sınıflara yüz yüze eğitim devam etti. 9, 10, 11. sınıflarımız onlar uzaktan eğitime tabi oldular. Uzaktan eğitimde de genel merkezimizin uyguladığı bir sistem var. O sistemden evlerine rahat rahat ulaştık. Hiçbir öğretmenimiz şey yapmadan o konuları çalıştığı öğrencilerimize ulaştık. Öğrencilerimiz de memnun kaldı. Dolayısıyla hem pandemi dönemini de böylece atlatmış olduk. İnşallah önümüzdeki Eylül'den itibaren de azalacağı kanaatindeyiz bu pandeminin. Azalırsa şu anda velilerimiz beklemedeler. Çok kişi bekliyor. Pandemi azalır belli bir noktaya gelirse öğrenci alımlarımız devam edecek. Velilerimiz de bu konuda hazırlar. Biz de hazırız. Hem konumumuz, hem fiziksel yapımız, hem öğretmenimiz, hem geçmişten kalan tecrübelerimizle velilerimizi bekliyoruz. Okulumuza gelsinler, evet. Görüşsünler. Yani şunu düşünmesinler ya, özel okullar çok pahalı. Çok pahalı olan özel okullarımız belki vardır ama biz mümkün olduğu kadar velimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Sizde anaokulu bölümü de var. Anaokulundan birinci sınıfa geçerken çocuğumuz bu dönemde rehberlik hizmeti alıyor mu? Ya da dışarıdan gelen öğrenci hemen birinci sınıfa adapte oluyor mu? Kurumumuzda. Anaokulunda şu anda kayıtlı öğrencilerimizin hemen hemen 20-25 tanesi ilkokulumuzun bu sene kaydını alıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii rehberlik, özel okullarda rehberlik birinci derecede önemli. Onlara gerekli rehberlikleri hem anaokulunda hem bulunduğumuz yerde yapıyoruz. Hemen direkt kayıt almak yerine onları bazı sınavlara tabi tutuyoruz.
O sınavlar neticesinde çocuğun kapasitesini, kalitesini, oradaki değerlerini ölçerek kabul ediyoruz. Evet. Çok güzel. Bir de şu an özel okullarda yabancı dil çok önemli. Veliler yabancı dil olan okulları tercih ediyorlar. Devletten ayıran en büyük fark bu. Yabancı dil eğitiminiz var mı? Yurt dışı ile bir bağlantınız var mı? Yurt dışındaki bir kurumla ya da anlaşmalı olduğunuz bir ülke var mı? İkinci, yabancı dil var mı? Ayrıca. Yabancı dil olarak şu anda hem İngilizce hem Almanca konusunda çalışmalarımız var. Özellikle birinci derecede İngilizce, daha sonra Almanca. Zaten ilkokulumuzda, anaokulumuzdaki öğrencilerimiz şu anda dilini öğrenerek buraya geliyorlar. Birçok şeyini öğrenerek geliyorlar. Biz de burada devamını geliştirmeye çalışacağız. Evet. Yabancı dile önem veriyoruz. Zaten kolejlerin önemli tarafı da budur. Yabancı dil çok önem arz ediyor. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Bir de özel okulları seçerken veli kulüplere bakıyor. Çocukların çeşitli kulüplerde yer almasını istiyorlar. Kitap kulübü, bilim kulübü. Bu tür kulüpleriniz var mı okulda? Anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda ve lisede farklı mı? Ne tür kulüp çalışmalarımız öğrencilerimizin becerilerini geliştiren, sosyal hayata hazırlayan kulüpler. Anaokulunda bunları zaten uyguluyoruz şu anda. Bir takım çalışmalar yapılıyor, dernekler, şeyler kuruldu, onların arasında çalışmalar. Aynı şekilde ilkokulda ve ortaokulda da bunları devam ettiriyoruz. Hı. Sadece lise kısmında, lisenin son sınıflarına doğru öğrencimiz sınava yönelik çalışmalar yapacağı için orada bunları birazcık azaltıyoruz. Ama ilkokul, ortaokul ve lisenin ilk kısımlarında bu kulüp çalışmaları devam ediyor. Devam ediyor. Bir de izleyicilerimiz için çocuklarını bursluluk sınavlarına sokmak istiyorlar. Kaçıncı sınıftan itibaren bursluluk sınavınız var? Hangi dönemlerde düzenliyorsunuz? Düzenlemeye devam edecek bursluluk misiniz? Bursluluk sınavları hem burada yaptık hem de okullarda, bazı okullarımızda yaptık. Yani 7. sınıf öğrencilerimize bursluluk sınavı yapıyoruz. 8. sınıf öğrencilerimize, zaten onlar 9'a geçiyorlar. 9. sınıf öğrencilerimize bursluluk sınavı yapıyoruz. Ara sınıflardan da isteyen velilerimize her zaman bursluluk sınavı yapabiliyoruz, yapabiliriz. O konuda talep olursa biz karşılıyoruz. Evet. Özellikle de 9 ve 7. sınıflarda bursluluk sınavlarımız geniş çapta yapılıyor. Evet. Kavram Koleji'nin eğitim modeli ne? Tam olarak sizi veliler seçerken eğitimle ilgili farkınız nedir? Eğitimle ilgili farkımız şu: Kavram Koleji'ne gelen velilerimiz zaten bu farklılığı görüyorlar. Biz ileriye yönelik gerçekten bilinçli öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarını iyi bilen, iyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten yetişmiş öğrencilerimiz diğerlerine vesile oluyor. Onlara, o velilerimiz, bu yetişen öğrencilerimizi görüyorlar. Onlar da bu yetişen duruma göre kendi öğrencilerini yönlendirmiş oluyorlar. Evet. Yani milli eğitimin temel kanunları ne gerektiriyorsa biz burada onları uygulamaya çalışıyoruz. Yaz dönemine giriyoruz. Zaten pandemi dönemindeki sıkıntılardan dolayı sizin bahçeniz oldukça güzel, Bursa manzaralı. Burada yaz okulumuz olacak mı? Anaokulunda, ilkokul veya ortaokul? Tabii anaokulunda yaz okulumuz olacak. Onun çalışmalarını yapıyor arkadaşlarımız. Bunun duyurularını yapacağız. Diğer konularda da 7. sınıf öğrencilerimize, 6. sınıf öğrencilerimize, 9. sınıf öğrencilerimize de takviye olarak, çünkü bunlar pandemi döneminde bayağı bir kayba uğradılar. Evet, evet. Bu yüz yüze eğitim olmadığı için uzaktan eğitimde çok fazla bir faydası olmadı. Bu nedenle o aradaki eksikliklerini yaz okulunda tamamlamayı düşünüyoruz. Evet. Onun çalışmaları, planları, programları şu anda yapıldı. Evet. Velilerimiz öğrencileri için Kavram Koleji'ni niçin seçmeliler? Diğer kurumlardan ayıran en büyük farkınız nedir? Diğer kurumlardan ayıran en büyük farkımız şu: Yıldırım bölgesinden Özyüce'ye kadar biz burada tek okuluz. Özyüce'de ise arka arkaya aynı sokakta 3 tane 4 tane okullar var. Dolayısıyla biz bu bulunduğumuz bölgeye çok güzel hitap ediyoruz. Fiziksel olarak diyorum. Onun dışında eğitim olarak her iki kurucumuz da eğitimin içinden gelen insanlar.
en az geçmişleri 30 yıl, 40 yıl eğitimle uğraşmış insanlar. Tecrübelerimizi, yılların tecrübelerini öğrencilerimize aktarıyoruz. Ve gelen öğrencilerimiz de memnuniyetle buradan ayrılıyorlar. Onun için biz bu tecrübelerimizi daha çok öğrencimize ulaştırmak için elimizden gelen gayreti sağlıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Son söylemek istediğiniz sözleriniz varsa alalım. Son söylemek istediğim birçok şey var da bu konuda bir önemli bir konu var. Evet. Onu da birlikte paylaşalım. Tabii ki, memnun olurum. Şimdi bazı velilerimiz hakem heyetine giderek yüz yüze almadıkları derslerin iadesini istiyorlar. Evet. Hakem heyeti de bunu kabul ediyor. Bir yazıyla bize bildiriyor. Ya adamın eline, velinin eline diyor ki öyle bir hakkın var, alabilirsin diyor. Evet. Oysa yüz yüze eğitimi yasaklayan biz değiliz. Bizim okulumuz burada, öğretmenimiz burada. Her şeyimiz hazır. Yüz yüze eğitime ara veren Milli Eğitim Bakanlığı. Aynı devlet kurumu, o da bir hakemiyeti de yetkili bir kurum. Öbürü de yetkili bir kurum. Bu arada bir çelişki var. Bu çelişkide özel okullarımız maalesef sıkıntıya giriyor. Veliye bunu anlatamıyoruz. Veli oradan yazıyı alıp geliyor, diyor ki ben yüz yüze eğitime ödediğim paranın bir kısmını almak durumundayım. Niye almak durumundasın? Ben kapatmadım yüz yüze eğitimi. Milli Eğitim kapattı. Milli Eğitim diyor ki şu tarihler arası okulunuzda şu sınıflar yüz yüze eğitim göremez. Yani bu çelişkinin giderilmesini istiyoruz. Bu durumda biz de o da hukuka başvuruyoruz. Yani birimiz haklıyız, biz haklıyız ama bunu bu şekle düşürmenin bir anlamı olmadığını tahmin ediyorum. Ve inşallah onun düzeleceğini düşünüyorum. İnşallah. Sadece bizim için değil, bütün okullarımız için bu bir sıkıntı. Burada veliyle bizi karşı karşıya getiriyorlar. Ya Milli Eğitim ya da başka bir kurum bunun çözümünü bulmalı. Bizi bu şeyden kurtarmasını bekliyoruz. Evet. Velilerimizi okulumuza davet ediyoruz. Okulumuz gerçekten güzel bir okul. Eğitimimiz çok güzel bir eğitim veriyoruz. Kadromuz çok iyi bir kadro. Bu noktada biz kendimize güveniyoruz. Velilerimizi de okulumuza bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için Recep Bey. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir program yaptık. Biraz kısa oldu ama inşallah bir dahaki sefere daha geniş konulara girmiş oluruz. İnşallah, inşallah. Eğitim Aktüel programımızın bu haftaki aktüel programı konuğumuz Yerler AVM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu İş İnsanı Mehmet Er. Programımıza hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Tülay Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Ben yerinizde ve mekanınızdayız şu an. AVM'nizdeyiz. İlk sorumla başlamak istiyorum. Bu AVM grubunuzda kaç tane kadın çalışıyor? Kaç kadına iş istihdamı sağlıyorsunuz? Şimdi konuya şöyle gireyim Tülay Hanım. Bizim şirketler grubu dediğim gibi Erler AVM olarak birkaç şirketimiz daha var. Yine perakende sektöründe hizmet vermekteyiz. Çalışanlarımızın %40'ından fazlası bayan. Şu anda mevcutta bizim şirketler grubunda 100'ün üzerinde bayan personelimiz var. Yönetimde, işte satışta, muhasebede, işte birçok alanda bayanlar da görev veriyoruz bayanlara. Müdürlerimiz var, bayan müdürlerimiz var, evet. Bayan yöneticilerimiz var. Aynı yani kadar. Bayanlara yönelik bayağı bir çalışanımız var çok şükür. Sizin bu AVM grubu olarak da sosyal projeler de düzenliyorsunuz ilkokullarda. Bu konuyla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Küçük bir resim sergisi de düzenlediğinizi biliyorum tabii ben. Tabii ki biz çok önem veriyoruz özellikle İlkokul grup öğrencilerimize, yani çocukların kendilerine özgüvenleri, heyecanları, çok farklı bir dünya. Beni de mutlu ediyor bu konular. Resim yarışması yaptık Karacabey temalı. Çok güzel. Evet, binlerce çocuğumuz katıldı buna. Okullarda bir heyecan yarattık. Tabii ki birinci öğrencimize işte bilgisayar, ikincisine telefon, üçüncüye tablet verdik. Yine oyun paketleri, farklı hediyeler, saatler falan. Yani hiçbir öğrencimizi boş çevirmedik. Ve güzel bir heyecan oldu onlar için de. Özgüvenleri geldi kendilerine. Hani o yaşta ben başardım, ben kazandım. İşte bu benim başarım gibi. Bu sosyal aktivitelerimiz devam ediyor. Yine kadınlara yönelik aynı şekilde projelerimiz var. Kek yarışmalarımız var, yemek yarışmalarımız var. Tabii bu pandemi girdi araya. Şu anda ara verdik bu çalışmalara. İnşallah şu maskeyi attığımız günden itibaren bir daha
başlayacağız inşallah bu sosyal aktivitelerimize projelerinizle inşallah. Devam edeceksiniz. İnşallah. AVM olarak satışlarınızda müşteri kolaylığı da sağlıyorsunuz bayanlara özellikle. Evlenecek bayanlara, genç kızlara. Bu konuyla da ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Zaten bizim ana hedefimiz o. Bizim perakende sektöründeki iş hayatımız o. Yani şöyle diyelim, bizdeki slogan şudur: açık hesap elden taksit. Yani bir ev hanımı evinden çıktığı zaman yanında cüzdanı yok, parası yok, kredi kartı yok, düğün yapacak, çok önemli değil. Erler AVM'ye gelmesi yeterlidir. Biz açık hesap 36 aya kadar elden taksit imkanı sağlayabiliyoruz. Çok güzel. Tüm müşterilerimize. Evet. Tüm şirketlerimiz aynı şekilde. Yani bizim sadece erler olarak değil, Bursa'da da yine erlere benzer birkaç şirketimiz daha var. Yine perakende sektöründe. İşte Efor, Ev Dünyası diye. Bu şekilde iş hayatımıza devam ediyoruz. İnsanlara destek olmaya devam ediyoruz. İş yerlerinizde kaç tane kadın çalışıyor acaba? Toplam? Biraz önce de belirtmiştim. Tabii ki sayısını tam veremeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Bizim şirketler grubunda toplam dediğim gibi 100'ün üzerinde bayan personelimiz var. Evet. Tabii bunun yanı sıra yine engelli kardeşlerimiz var. Engellilere de iş istihdamı sağlıyorsunuz. Yani bizim iş yerimizde her şeyi düşünerek yapıyoruz. Dediğim gibi Tülay Hanım, bir asansörü bile tasarlarken bir engelli vatandaşımız ona nasıl binecek, işte düğmesini, her şeyi ona göre ayarlıyoruz. Sadece kadına ya da çocuğa yönelik değil, burada engelli kardeşlerimize de çok katkılarımız var. İşte rampaları yapıyoruz mutlaka. Yani bir engellinin girip rahatlıkla alışveriş yapabileceği ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Sadece bizler için değil, engelli kardeşlerimiz için de bayağı bir çalışmalarımız var her konuda. Çok güzel. AVM'yi gezerken çocuk bölümü de dikkatimi çekti. Ben bir eğitimci olarak. Buraya gelen herhalde kadın müşterileriniz de rahat alışveriş yapması için o arada çocukları bırakabilecekleri küçük bir yer de oluşturmuşsunuz. Ya, tabii ki şöyle bir durum var. Aileler, kendim de diyelim ki bir alışverişe gittiğim zaman, örnek diyorum, yanımda çocuk varsa rahat edemiyorsun. O çocuklara bir sosyal alan yaratmak gerekiyor her alanda, her yerde. O çocuklar için sosyal alanımız var, oyun alanımız var. Aileleri daha rahat alışveriş yapıyor. Bunun yanı sıra yine alışveriş merkezimizde ücretsiz kafe bölümümüz var. Aileler rahatlıkla alışverişlerini yapıp, çocuklarını oynatıp ücretsiz bir şekilde kafemizden yararlanabiliyorlar. Evet. Ayrıca siz Karacabey Ticaret Sanayi Odası'na da bağlısınız. Evet. Zannedersem, bildiğim kadarıyla. Ayrıca de burslu öğrenciler de okutuyorsunuz. O konuyla da ilgili biraz bilgi alabilir miyim? Bizim şöyle söyleyeyim, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası odamız güzel bir oda. Başkanımız da sağ olsun Sayın Hacı Güncü, güzel yönetiyor odamızı. Memnunuz. Tabii bizim de oraya katkılarımız var. Onların da bize çok katkıları var. Aynı zamanda odadan gelen ya da farklı yönlerden gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere, yani tanıyalım tanımayalım hiç önemli değil, sadece tespitte bulunmak için bir araştırma yapıyoruz. Bizim düzenli olarak burs verdiğimiz sayısını söylemeyeceğim. Tabii ki öğrencilerimiz var. Ne kadar yani güzel. Allah da bunu nasip ettiği için binlerce şükürler olsun Allah'ımıza. İnşallah daha çok verir Allah-u Teala bize. Biz de daha çok vermeye çalışırız. Evet, evet. Çocuklar ve kadınlar için gelecek projeleriniz var mı? Bu pandemi süreci girdiği için birçok projeyi de gerçekleştirmediniz. Pandemi süreci girdiği için farklı projelerimiz var. Onlar daha sosyal medya üzerinden yapıyoruz onları. İşte 400'de bekliyoruz inşallah şu pandeminin bitmesini. Çok güzel projelerimiz var. Evet. Özellikle bayanlara ve çocuklara yönelik. Çünkü yani bir çocuğu mutlu ettin, bayanı mutlu ettin, zaten ülke güzelleşir. Evet. Evler güzelleşir, AVM güzelleşir. Evet. Yani onlara yönelik her şeyimiz. Evet. Bir de bir kadınlar için Cake Master yarışması yaptınız. Buraya katılma koşulları ne? Yani buna herkese açık mı? Bir yaş aralığı var mı? Hayır, yaş aralığı biz aramadık burada. Şöyle bir durum var. Böyle hep televizyonda baktım, insanlar çok meraklı o yarışmalara falan işte. Biz de bir yeni proje geliştirdik, bir logo yaptık. Cake Master diye bir yarışma yaptık. Firmaların katkılarıyla tabii ki. Evet. Hani birkaç markanın katkısıyla. Belli aralıklarla Cake Master diye güzel bir yarışma yaptık.
iyi bir talep oldu. Taleplerin arasında diyelim ki 300-400 kişi başvuruş oldu örnek diyorum. Biz zaten 4 tane yarışmacı alabiliyoruz biz yarışmaya. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye. 3 etaplı yapıyoruz biz bu yarışmayı. Çekilişle, kurayla biz yarışmacılarımızı belirledik. Ondan sonra elenen yarışmacılarını hepsine yine küçük de olsa erler AVM olarak hediyelerini sunduk. Birinci olan bayanlarımıza da yine bilgisayar, tablet, telefon, tencere takımı gibi, süpürge gibi, kahve makinesi gibi güzel hediyeler verdik yarışmacılarımıza ve çok ilgi gören bir yarışma bu. Oldu bu. Türkiye'de bayağı bir konuşuldu yarışma. Bizim sektörde tabii ki. Güzel oldu, keyifli oldu. Bayanlar da keyif aldı, aileler keyif aldı bu işten. İnşallah pandemiden sonra tekrar yarışmalarımız devam edecek. Farklı uygulamalarla, farklı konseptlerle. Evet. Ayrıca bir de köy okulları için bir firmayla anlaşıp, bilgisayar firmasıyla anlaşıp böyle bir gene çalışma yapacağınızı duyumlarını aldım ben. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya şimdi pandemiden önce böyle bir resim yarışmasından sonra farklı proje daha geliştirdik. Bütün okullara yani Karaca ve merkez ve bütün köy okulları dahil olmak üzere, mahalle ve köy okulları olmak üzere. İlkokullardan bahsediyorum tabii ki. Yani ortaokul, liseleri demiyorum. Dediğim gibi özellikle ilkokullara çok önem veriyoruz. O çocukları sevindirmek çok hoşuma gidiyor. Dedik okullar arasında, yani okulun kendi içerisinde, her okulun kendi içerisinde işte başarılı öğrencilere hediyeler sunmak. İşte birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüye hediyeler vermek. Öyle bir proje geliştirdik. İşte bilgisayar, tablet, telefon gibi. Ve farklı hediyeler gibi işte akıllı saatler, hani çocukların sevdiği şeyler. Böyle proje geliştirdik. Yine Casper işbirliğiyle, Karacabey Belediye'mizin işbirliğiyle, bizim sponsorluğumuzla şimdilik projeyi askıya aldık pandemiden dolayı. Hı-hı. İnşallah pandemi biterse yine bir projemiz kaldığı yerden devam edecek. AVM Şirketler Grubu haricinde başka işleriniz de var. O konuyla da ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki biz Erler AVM Şirketler Grubu dedik. Bu şirketler grubunu tabii açıklamadık şu anda, işte o soruyu sordunuz. Şöyle açıklayayım ben. Dediğim gibi biz perakende zincir mağazalarız. Ve 3 markayla devam ediyoruz biz bu işe. İşte Erler, Ev Dünyası ve Efor. Bunun yanı sıra sanayiciyiz aynı zamanda. Üretim de yapıyoruz. İnegöl'de 25 bin metrekarelik bir kapalı alanda panel ve yumuşak grup olmak üzere mobilya üretiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de işte tanınan yine bir helva markamız var. Bütün Türkiye'de işte franchise'larımız var. İnegöl'de fabrikamız var. Ve yurt dışına bayilikler verdik. Bu pandemiden dolayı biraz belki işe başlamış olabilir. Aynı zamanda pandemi biter bitmez dünyanın birçok noktasında ve ülkenin, bütün Türkiye'nin her noktasında olacak şekilde franchise'lerimiz olacak. Dondurmalı irmik helvası dediğimiz, Türkiye'de en iyi tada sahibiz. Yani müşterilerimiz bunu söylüyor, tabii ki biz söylemiyoruz. Bunun yanı sıra yine işte mutfak tasarım işleri yapıyoruz. İç mimarlık, mutfak tasarım işlerimiz var. Yani şirketler grubu deyince bu ürünleri, bu işleri kapsıyor. Yine gördük ki mobilya fabrikanız yurt dışına ithalat, ihracat tabii yapıyorsunuz ki, herhalde. Özellikle ihracatımız var. Orta Doğu ülkelerine, Arap ülkelerine ve Avrupa'ya. Hmm. 38 ülkeye ihracatımız var. Hmm. Bayağı ilgi çekiyor herhalde. Tasarımlarınızı çok şükür. Da yani, gördüm. Çok şık. Panel ve yumuşak grupta İnegöl'de ilk 3'e giren firmayız. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Çok şirketler grubunun başındasınız ama ortaklarınız var mı? Ve nasıl bir çalışma şekliniz var? Bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet, bu konuya hiç girmedik. Şöyle söyleyeyim ben. Bizimki aile şirketi. 4 abi kardeşiz bu şirkette. Beraberiz. En küçükleri benim tabii ki bu arada. Aynı zamanda kardeşlerim de en küçüğüm. Öyle mi? Ablalarım var. Biz toplam 9 kardeşiz. Dışarıdaki şirketlerimiz, dışarıda ortaklarımız var tabii aynı zamanda. İşte İnegöl'de, Bursa'daki şirketlerimizde yabancı ortaklarımız var. Bu ortaklarımızla beraber dediğim gibi biz aile şirketiyiz. 4 abi kardeş olarak güzel bir şekilde yönetiyoruz. Herkesin bir görevi var, herkesin bir iş alanı var. İşte AVM'lerin, perakende sektörlerin başında ben varım. İnşaat grubunda en büyük abim var.
fabrikaların başında diğer abim var. Siz daha çok halkla ilişkiler kısmındasınız. Öyle. Ondan sosyal sonra hayatınızda. Bir sürü üniversitelerde, yurt dışlarında okumuş, gelmiş, eğitim kariyerlerini tamamlamış, pırlanta gibi yeğenlerim var. Hep birlikte. Böyle güzel bir şekilde aile şirketiyle devam ediyoruz hayatımızda mutlu mesut bir şekilde. Allah herkese nasip etsin inşallah. Eğitim Aktüel programımızın sonuna geldik. Eğitimde kalın. Bu haftaki Eğitim Aktüel programının sağlık bölümünde konuğumuz mezoterapi ve ozon tedavi uzmanı Doktor Nevzat Güler. Kendisi stüdyomuzda. Hoş geldiniz Nevzat Bey programımıza, sağlık bölümümüze. Size ilk sorumla başlamak istiyorum. Ozon nedir ve ne amaçla kullanılır? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ozon terapi temelde ozon gazını kullanarak medikal ozon terapi dediğimiz birçok 300'e yakın hastalıkta kullandığımız tamamlayıcı bir tıp uygulaması. Avrupa'da 1950'den beri yapılan bu tedavi ülkemizde 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı bir yönetmelikle biz hekimlerin eğitim alarak ve yine biz hekimler tarafından yapılan bir tıbbi tedavi. Söylediğim gibi sistemik hastalıkların birçoğunda, iyileşmeyen yaralarda, romatolojik hastalıklarda, diyabet gibi birçok tüm vücudu ilgilendiren hastalıklarda temel tıpın, modern tıpın yanına koyduğumuz ve çok olumlu sonuçlar aldığımız, temel tıpın elini güçlendirdiğimiz, tamamlayıcı tıp alanında kullandığımız spesifik bir tedavi. Bizler ozon terapi kişiden aldığımız 100 ya da 300 cc kanı ozon gazıyla karıştırarak ve bu karışımı kendisine geri vererek bu etkiyi sağlamaktayız. Ozon aslında bildiğimiz bir oksijen gazı, yani oksijen atomu O, oksijen molekülü, soluduğumuz oksijen O2, ozon ise 3 moleküllü O3 dediğimiz bir gaz. Özellikle ozonu seçmemizin amacı kanla karıştığı zaman kan hücrelerinin reseptörlerine aşırı derecede bağlanma eğilimine sahip olduğu için biz ozon gazını bu medikal ozon terapide kullanmaktayız. Evet. Şeker hastalarında oluşan yaralarda özellikle etkili, evet, zannedersem. Özellikle yaralarda ilk kullanılmaya başlandı ve özellikle iyileşmeyen yaralarda, özellikle yine diyabetik ayak yaraları, yatak yaraları ya da çeşitli sistemik hastalıklardan ötürü amputasyona giden, yani organ uzuv kesilmesine giden modern tıbbın tedavisinde yetersiz kaldığı yaraları iyileştirmesi üzerine ozon ilgi çekti. İlk kullanım alanıdır aslında yara tedavileri. Tabii daha sonra ozonun diğer etkileri de görülünce 300'e yakın hastalıkta kullanılıyor. Antiyejik amaçlı kullanılıyor. Kanserde kemoterapinin elini güçlendirmek için kullanılıyor. Ya da kanserde koruyucu tedavi olarak günümüzde çok daha geniş alanlarda ozon terapi kullanılmakta. Evet. Pandeminin döneminde bizim bağışıklık sistemimiz de çok zor bir döneme girdi. Bağışıklık sistemimiz de düşüşte oldu. Bunun üzerinde etkili tedavileriniz nelerdir? Kesinlikle önemli bir noktaya vurgu yaptınız. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Bu kötü günler geride kalacaktır. Aşılanma hızı artıyor. Aşı üreten firma sayıları artıyor. Bu kapanma dönemi tüm dünyayı ilgilendiren bu pandemi bitecek diye başlayayım öncelikle. Evet, bağışıklık sistemi bizim en önemli anahtar noktamız. Bazen bağışıklık sistemimiz defekti doğarız. Bazen yaş ilerledikçe yaşa ya da çevresel faktörlere ya da araya giren kronik hastalıklara bağlı yine bağışıklık sistemimizde çeşitli defekter olabiliyor. Pandemide işte koronavirüsün ya da başka bir organizmanın fırsat bulduğu bir nokta bağışıklık sistemimizin nasıl olduğu ile ilgili. Evet, eğer bağışıklık sistemimizi ilgilendiren bir sıkıntımız varsa bu hastalıklar ne yazık ki mortal bile, yani ölümcül de olabiliyor. Bunun gibi tüm salgınlarda bağışıklık sistemi bizim en kilit noktamız. Modern tıpta bağışıklık sistemini yükseltmek için ya da düşürmek için çeşitli argümanlarımız var ama ozon terapinin bu konuda eli çok daha güçlü. Hücre düzeyinde
daha fazla oksijen ve daha fazla antioksidan etkisiyle bağışıklığı önemli noktada yükselten bir tedavi. Tabii ki birçok hastalıklara karşı olduğu gibi korona enfeksiyonuna karşı ya da diğer mikrobiyal enfeksiyonların tümüne karşı bağışıklık sistemini yükseltici etkiye dayalı olarak kullanılmakta. Bunun dışında antioksidan tedavileri dediğimiz glutatyon, yüksek doz C vitamini veya alfa lipoik asit tedavileri de yaptığımız uygulamalar. Ama ben genelde kendi kliniğimde eğer amacımız bağışıklık sistemini yükseltmek ise, hastalıklara karşı korumak ise mutlaka önce ozon terapi yapıyorum. Ardından antioksidan tedavilere geçiyorum. Çünkü söylediğim gibi ozon terapi hem antioksidan kapasiteyi artırıyor hem de hücre düzeyinde oksijenlenme miktarını artırdığı için öncelikle ozon terapi yapıyorum hastalarıma. Evet. Son zamanlarda duyduğumuz bir tedavi ismi var. Mezoterapi nedir? Evet. Ne amaçla kullanılır? Hangi hastalıklarda ve etkileri nelerdir? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet. Aslında mezoterapi işte sizin de söylediğiniz gibi evvela hastalıklarda kullanılmıştır. Ağrı mezoterapisi ilk yapılan uygulamadır. Bunu da işte Pistor isimli Fransız bir doktor 52 yıllarında buluyor. 1952 yıllarında. Ağrı dindirmek, ilaçların etki etmediği özellikle ağrılarda efektif olarak kullandığı bir uygulama. Temeli şu, deriye yapılan minik çok az miktardaki ilaç uygulamalarıyla büyük etkiler almak. Ama daha sonra 60'lardan 70'lerden sonra mezoterapi biz daha çok kozmetik amaçlı kullandık. Güzelleşmek, genç kalmak ya da var olan bir problemi gidermeye yönelik kullandık. Bu daha çok böyle ilgi çekti. Mezoterapide belki çığır açan kısmı burası oldu. Tüm dünya kadınlarını ilgilendiren, yer yer erkekleri de ilgilendiren bir durum olduğu için mezoterapi burada başını alıp gitti doğrusu. Evet, mezoterapi de bir tıp uygulamasıdır. Hekimlerin yapması gereken bir ilaç tedavisidir. Öncelikle deri içi iğneli tedavilerdir. Burada tamamen ne yapmak istediğimize bağlı olarak ilaç seçimleriyle ya da o ara ürünlerle yapmak istediğimize ulaşıyoruz. Örnekleyeyim. Geçmeyen lekeleri ya da geçmeyen izleri, yara izleri, akne skar izleri gibi ya da işte yüzümüzün zaman içerisinde incelip, sarkıp, kırışıp, düşmesine karşı genç tutma yönelik anti-aging uygulamaları. Tüm bunlar mezoterapinin konusudur. Aslında mezoterapi herkesçe sanki bir işlemmiş gibi, bir uygulamamış gibi algılanıyor. Ama aslında tüm bu uygulamaların genel adıdır mezoterapi. Bunun altında tabii en ilgi çekeni de anti-aging uygulamaları, gençlik aşılarımız ya da işte hyaluronik asitler, somon DNA'lar, DMR'lar, bunları sizler de duymuşsunuzdur. Ya da bunların daha böyle kokteyl halleri olan ürünlerle tüm vücudumuzdaki istediğimiz bölgeyi genç kalmaya, genç tutmaya yönelik tedaviler. Bunu bazen saçta da kullanabiliriz. Saç dökülmesine işte saç mezoterapisi dediğimiz. Genel yaygın bir sorundur bu da aslında genç erkeklerde, hatta bayanlarda bile saç dökülmeleri, altta ciddi bir hastalık olmadığı sürece genetik ya da çevresel faktörlere bağlı olarak yaşadığımız bir sorun. Evet, mezoterapiyle buna da dur diyoruz. PRP'ler, kök hücreler ya da ilaç kokteylleriyle çeşitli zaman aralıklarıyla, çeşitli seans sayılarında bu soruna yok diyoruz, evet. Dur diyoruz. Evet. Artık eskiden 35 yaş orta yaştı, artık 50 yaş orta yaş deniliyor. Yaşlanmayı durdurmak için ne yapmalıyız? Bir de bu botoksla, dolguyla ilgili tedavilerde yanlış yapılan tedaviler sonucunda birçok kötü sonuç alınabiliyor. Siz hastalarınızın her dediğini yapıyor musunuz? Bunu yapın, bunu, şunu yapın, bayanları biliyorum. Evet. Bu konuda nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Tabii ki. Hastalarımızın tüm istekleri, arzuları bizim için önemli, kıymetli. Ancak tabii ki bunlar tıbbi tedaviler. Ve mutlaka hekimlerin yapması gereken, bu konuda uzman olan hekimlerin ya da bu işlerin eğitimini almış, sertifikasını almış hekimlerin yapması gerekiyor. Bunlar evet sonuçları güzel, yüz güldüren, hastalarımızı mutlu eden, bizim de bundan ötürü çok mutlu olduğumuz uygulamalar ama gerçekten yanlış ellerde çok ciddi hayatı ile sonuçlanan durumlar da oluyor. Yer yer basına da çıkıyor bunlar, üzücü olaylar. Ancak bunlar hekim eliyle olan uygulamalar değil. Yani bu genelde bizler de komplikasyon yaşarız tabii, ancak biz hekimler komplikasyonu yöneten kişileriz de aynı zamanda. Bunun eğitimini almış kişileriz. O yüzden istenmeyen sonuçları çok görmüyoruz. Evet, güzel uygulamalar. Bazen
bir genç kızımız ya da bir genç oğlumuz çenesi biraz hafif geride doğmuş olabilir. Küçük bir dokunuşla onu bu konuda mutlu edebilirsiniz. Ya da işte sadece güldüğü için ya da sadece güler yüzlü olduğu için kaz ayakları oluşabilir. Buna bir botulinum toksinle dur demek güzel bir dokunuş. Cilt üstü kullandığımız birçok şey aslında cilt altına inmediği için evet çok büyük umutlarla kullanıyoruz ama çok güzel sonuçlar alamıyoruz. Uzun vadede biraz hayal kırıklığı oluyor. Mezoterapi bu konuda işte elimizi güçlendiren ve gerçekten tüm etkinliği %100 gördüğümüz güzel uygulamalar. Ben genelde 20-25 yaşından sonra tüm bayanlara mezoterapideki artık ihtiyaçları neyse, gençlik aşısı, leke tedavisi her neyse muhakkak kullansınlar. Avrupa ağırlıkta mezoterapi kullanıyor. Bizler ise ağırlıkta kremleri kullanıyoruz. Mezoterapi kremlere göre çok daha etkin. Çünkü ürünün %100'ü derinin dermis tabakası dediğimiz orta tabakasına yani canlı tabakasına gitmiş oluyor. Dolayısıyla biyo etkinliği çok daha yüksek oluyor. Keza yine botulin toksin için de öyle. Yani genelde bu konuda da bir şehir efsanesi vardı işte yılan zehridir bilmem şudur. Öyle bir değil. FDA onaylı 40 yıldır kullandığımız kullanım alanı çok geniş olan terlemede, migrende, mide botoksu diye zayıflamada, işte medikal estetikte yüz kozmetik botoksu diye ya da masseter temporalis botoksu bruxizm hastalarında kullandığımız bu bir ilaçtır. Hekim eliyle bir ilaçtır. Başka yerlerde zehir olabiliyor. Ona dikkat etsinler. Ve bundan mahrum kalmasınlar. Botoks bizim en çok sevdiğimiz uygulamadır. Evet. Gerçekten kaş göz mesafesini açıyor, parlatıyor. Botoksun verdiği aydınlanma hiçbir şey vermiyor. Evet, çok güzel. Seyircilerimize son söylemek istediğiniz bir şey varsa programımızı kapatacağım. Önce sağlıklı kalsınlar, güzel, iyi beslensinler, iyi uyusunlar, günde en az 3 litre su içsinler, genç kalsınlar, biz hekimlere bu konuda güvensinler. Tüm uygulamalarımız önce sağlıklı ve sonra gerçekten etkisi uzun dönem yaşlanma yönetimine çok ciddi etkilerle sonuç aldığımız uygulamalar. Evet. Bekliyorum kliniğime. Çok teşekkür ederim. Hepsine iyi günler diliyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için de. Teşekkür ediyorum. Eğitim Aktüel programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Eğitimle kalın.